400 yıldır yazdıkları dünya tiyatrolarında en çok sahnelenen, en çok dile çevrilen ve kutsal kitaplardan sonra kitapları dünyada en çok satan bir laf cambazı. William Shakespeare. 23 Nisan 1564. Britanya Krallığı'nın Stratford kenti hakimi olan John Shakespeare kararını vermek üzereydi. Tokmağını tam vuracakken yardımcısı önüne şunların yazıldığı bir kağıt uzattı. Bay Shakespeare, oğlunuz William, Tanrı'nın izniyle doğmuştur. William, tüm İngilizler gibi biniciliğe çok meraklıydı. Kar rengi safkan midillisiyle güneşin doğumunda evinden çıkıyor, dağları tepeleri aşarak 10 mil uzaklıktaki okuluna gidiyor. Okuldaki en sevdiği uğraşıysa gotik harflerle şiirler yazmaktı. Üniversiteye gideceği yıl, 4 küçük kardeşi kara vebaya yakalandı. Alınlarına ıslak bez koyup, uyanmalarını beklediği sonsuz ve karanlık gecelerde sallanan sandalyesinde kayan yıldızlara bakar, kaybolan üniversite hayallerini düşünür. Avon Irmağı'nda, kayığının üstünde kitap okuduğu bir yaz gününde kendisine yakın bir arkadaş bulur. Kahya'nın güzel kızı Anne Hathaway. İki aşık, kısa zaman sonra evlenmeye karar verdiklerinde William 18, Anne ise 26 yaşındaydı. Ancak acı da vardı hayatta. Tek oğlu Hamlet'in başı kollarından aşağı düşünce, her şeyi bırakıp ortadan kayboldu. Kimilerine göre kale zindanlarında ayağında zincir çürüyor, kimilerine göre ise Roma'daki aşk çeşmesinde dilencilik yapıyor. 1592'de aniden Londra'da ortaya çıktı. Şehir tiyatrosunun valiliğini yapıyor. Tiyatroya gelenlere anlattığı acayip hikayeler, tiyatro sahiplerinin ilgisini çekince kırmızı perde onun içinde açılmaya başladı. İlk büyük oyunu Hamlet'ti. Danimarka prensi Hamlet'in İntikamını konu alan oyun, babasının kafatasını elinde tutarak dile getirdiği olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Repliğiyle asla unutun. Macbeth ise ilk trajedisiydi. İskoçya Krallığı'nın şanlı generali Macbeth'in iktidar uğruna Kral Duncan'ı yatak odasında öldürdüğü sahneyle akıllarda kalan oyun, yazarı Shakespeare'e keselerce altın kazandı. Ama belki de en çok iz bırakanı Romeo ve Juliet'ti. İki düşman ailenin birbirine aşık çocuklarının kara toprakta biten aşkları İngiliz dilinde yazılmış en büyük aşk hikayesi olarak kabul edildi. 1609'da kara veba Londra'yı tekrar vurunca tüm tiyatrolar kapatıldı. Yapacağı tek şey şiir yazmak. Aynı yıl yayınladığı ve neredeyse tüm şiirlerini topladığı sonelerde İngilizceye 1000 civarında yeni kelime kazandı. Vebanın sonu gelince yeni açılan Globe Tiyatrosu'nu satın aldı. Burada berberi kılığıyla Osmanlılara karşı savaşan Otello'yu, kafasında tacı Kral 3. Richard'ın düşüşünü, beyaz tunuğu ile Julius Caesar'ın bizzat kendisini canlandırdı. 1610'da ağzına kadar altın dolu 4 arabayla Stratford'a geri döndü. 23 Nisan 1616'nın gün doğumunda karanlığın kaybolduğu, güneşin kızıllandığı vakitte yazı masasının üzerinde sonsuz uykusuna daldı. Ölümünün ardından William Shakespeare'in hayat hakkındaki şu sözleri uzun süre Londra'da elden ele dolaştı. Yaşam dediğim yürüyen bir gölge, bir garip oyuncu, bir hışımla sahnede dolanıp boy gösteriyor. Sonra haber çıkmıyor zavallıdan. Yaşam bir masal, kaçığın birinin anlattığı. Şamata ve öfke dolu baştan başa, hiçbir anlamı